Sizler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayındayız. Yayını İstinye Merkez'den Kabul Müzik'ten gerçekleştiriyoruz. Yanımızda iki tane değerli sanatçı kardeşlerimiz var. Evet, Bora Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz aramıza. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, şu anda yayından Miraç TV'desin. Yayınlarımızı izliyorsun. İzliyoruz tabii ki. Tabii ki. Denk geliyoruz. Çok başarılı buluyorum. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hasan Bey nasılsın? Teşekkür ederim Miraç'cığım. Yine de bugün bir sürpriz yaptın. Sen zaten sürpriz yapmayı seviyorsun. Biz de bundan hoşlanıyoruz. Yayınlar için fena zaten... Fena yakalandık, fena. Fena yakalandık. Tam plajda yakaladık. Miraç'ın zaten özelliği bu. Zaten bu yayınlar için Miraç gerçekten imkanlar ne kadar kısıtlı olsa bile ama en güzelini yaptığına inanıyorum. Çünkü gönülden yapıyor. Sağ olsun, var olsun. Evet, Bora Bey, önce izleyiciler açısından Bora Bey kimdir, memleketin neresi? Artvin Arhavi'deyim ben. Yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. Yaş soralım mı? Vallahi yaş, Temel'e ne demişti? Kaç yaşındasın? 40. Aynı hesap işte. 2 sene sonra yine 40. Erkek adam sözünde durur diyorum. Ne güzel, ne güzel. Çok güzel. Pekala, Bora Bey, evlisiniz. Evliyim, iki çocuğum var, Burak ve Berkan diye. Maşallah, Allah bağışlasın. Kaç yaşlarında? Biri 22, biri büyüğü 28. Maşallah, hanım nereli? Hanım Hopalı, Laz kızı. Laz kızıyla evlen boşuna mı yaptık biliyorsun? Onları söyle. Pekala, hanımla tanışmanız nasıl oldu bu arada? Sevdalık mı yaptınız, görüntüsü mü, kaçırdı mı? Rize'de bir konserim vardı yıllar önce. 30, yani şey, yaşımız da ortaya çıkıyor bu arada da. Çok eski tabii. Konsere gitmiştim, orada görmüştüm. Zaten yakın akrabalarımın, o da akrabasıydı. O şekilde tanıştık, öyle diyalog oldu. O zaman telefon yoktu, mektup ve ev telefonu falanla. Allah'ımıza şükür olsun. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Pekala, Bahar'ı Turan, değerli izleyiciler, yılların beri tanınan bir sanatçı kardeşimiz, efendiliğiyle, dürüstlüğüyle sevilen bir kardeşimizdir. Bu sanata soralım, nasıl başladı, babadan gelen bir sanat mı yoksa, soralım kendisi. Yani benim hayatım gerçekten film olacak gibi. Ben bir tane kırık bağlamayla İstanbul'a geldim ve köyümden kaçtım, yani Arhavi'den kaçtım geldim. Bağlamanın sapı da kırıktı, tutkallan yapışmıştı. Bu hiç ayıp bir şey değil, söylüyorum her yerde. Yani yoksulluk vardı o zaman, bağlama alacak paramız bile yoktu. Yengemden borç para alaraktan İstanbul'a kaçtım, babamdan habersiz. Babam dedi, çay topla, fındık topla dedi. Ben dedim, sanatçı olacağım, öyle bir şey yok. Atladım geldim, abimin yanına. O şekilde başladı, yavaş yavaş öyle bağlamayla başladık. Daha sonra piyanist şantör olduk. Taverna dünyasına girdik falan filan. Albümler, 15-16 tane albüm. En son hayalimiz olan dizi müziğimizi de yaptık. Karadeniz Ağladı diye şu an klipleri dönüyor. Sizin kanalda da dönüyor. Tabii sizde de var. Bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Sasancı'ya uğruyoruz, çay içiyoruz, bazen geziyoruz. Böyle bu şekilde hayat devam ediyor. Pekala, böyle iyi oldu değerli izleyiciler. Biz ara ara Hasan kardeşimize uğrarız, ziyaret yaparız. Kalbi temiz, gönlünüz en önemli sanatçı kendisi, hep misafirperver kendisi. Gerçekten herkes tarafından da sevilen bir kardeşimiz. Ziyareti, her geldiğim zaman illaki bir ziyaretçisi gelir yani demek. Sevilmek güzel bir şey değil mi? Sağ olsun. Hasan'a da soralım, yani daha önce yayınlara konuşturduk ama evet Hasan, memlekete giren bir daha soralım sana. İzleyiciler yani izleyince unutanlar olmayanlar. Miraç, yeni bir şey yok. Hani eskileri zaten anlattık. Zaten sen devam benim yanımdasın. Onun için yeni, şu anda hayatımızda olan bir gelişme yok. Biliyorsun, aynı Salakalı'yız. Tekedeniz, Kabiller'deniz. Bunu zaten herkes biliyor, izleyicilerimiz biliyor. Hani müzikte ne kadar zaman geçse uzaklaşmak olmuyor. Yine de devam ediyoruz. Sağ olsun böyle abilerimiz olduktan sonra. Aynen öyle. Her türlü yanımızdalar. Beraberiz zaten Bahri abiyle. Her zaman beraberiz. Tabii ki. Müzik asla bırakılmaz. Genç kalmamızın nedeni de Bahri Bey herhalde olur. Aynen öyle.
Doğru mu? Aynen. Çok spor yapıyoruz. Hasan'ı zorla yürütüyorum bu arada. Tabii ki. Ben yürümeyi çok seviyorum. Ne güzel. Yani biraz genç gözüküyorsam yürümeye borçluyum diyebilirim. Müzik de içinde olması lazım ama. Tabii. Fazla strese gerek yok. Stres yaşamak istemiyorum hayatımda ne olursa olsun. Hiçbir zaman stresi hayatımda istemiyorum. Ne? O şekilde yaşamak istiyorum. Pekala. Neye bir daha gelmeyeceğiz? Aslında ben burada bir şey söyleyeyim. Tabii bu yanlış anlaşılmasın. Her kişinin bir enstrüman çalması gerekir bence. Hayatında gerçekten önemli bir yeri oluyor. Enstrüman çalan. Doğru mu Bahri Bey? Ya zaten şarkıcı olmak için, türkücü olmak için bir enstrümanı mutlaka çalman gerekiyor. Aynen. Yani. Müzisyenin değerini bileceksin. Sanatçı oldum demeden önce müzisyen olmak lazım. Aynen. Aynen Bahri Bey'e katılıyorum ben de. Muratçığım biraz da seni konuşturalım istersen. Teşekkür ederim. Bahri Bey'in şu o güzel sazından, sesinden izleyicilere bir hangi eser okumak istersin? Birlikte söylerim Hasan'cığım. Evet Hasan'la beraber ama kemancı da çaldırız.